31 Mart yerel seçimleri oldu, bitti. Şimdi yorumlama, değerlendirme zamanı. Bu değerlendirilerinden bir bölümü de CHP'nin bu seçimleri nasıl kullandığına, başarısı, başarısızlığı, ne sonuç aldı ve CHP tarafında bu seçim nasıl yankılandı? Bu tür soruları sorabileceğimiz en iyi, en uzman isim yanımızda Barış arkadaş. Barış, hoş geldin. Hoş bulduk. Yayınlar diliyorum. Teşekkürler. 31 Mart'ı öncesini ve sonrasını konuşacağız gerçi ama başlangıçta birkaç dakikada olsa 1 Nisan'ı konuşalım. Tabii, konuşalım. 1 Nisan'da ne oldu? Halk TV'de bir kişinin Halk TV'ye katıldığı haberini aldık. Hı hı. Diğer taraftan 6 kişi ve bu arada senin kanalla yollarının ayrıldığı, evet, haberini aldık. Halk TV'de bir yönetim değişikliği oldu. Yönetime gelen birkaç yeni arkadaşımız yeni bir yapılanmaya gideceklerini, televizyonun ekranını değiştirmek istediklerini, farklı isimlere ekran açmak istediklerini söylediler. Benim ve birkaç arkadaşımızın programlarına da son verdiler. Biz de hayırlı olsun dedik. Yani bu bizim gazetecilikte biliyorsunuz her zaman yaşadığımız, başımıza gelen aslında olağan şeylerdir. Bundan sonra da Halk TV'ye başarılar dileyelim. Umarım aynı canlılığını, aynı çizgisini korur ve yoluna devam eder. Seni Halk TV'de görmeye çok alışan insanlar var. Ben de dahil pek çok insan. Diğer 5 kişi ve bir de onların arkasından protesto olarak Uğur Dündar ayrıldı kanaldan. Evet, Uğur Dündar da mesleğin duayenlerinden ve Türkiye'nin en çok izlenen haber programının da yöneticisi ve sunucusu, koordinatörü. Aynı zamanda biliyorsunuz cuma geceleri Türkiye'de haber kanallarını adeta ezerek geçiyordu Uğur Dündar'ın programının reytingi. Çünkü çok canlı bir program, dinamik bir program ve televizyonda da biliyorsun aslında bütün mesele biraz da sunucuda kilitlenir, moderatörde kilitlenir. Uğur Dündar da bu işi çok iyi yapıyor. Hakikaten hani biraz belki şöyle söylemem lazım. Hani televizyonculuk biraz show business'tır. Biraz show yanı vardır. Ve Uğur Dündar da bu işi hakkıyla yapıyordu. O da bizim programlarımızın kaldırılmasına tepki olarak Arena'yı artık yapmayacağını ve kanalla da tüm ilişkisini kopardığını söyledi. Uzun süredir medyada çok alışık olmadığımız bir hareketti bu aslında. Ama Uğur Dündar da tabii böylece farkını ortaya koyuyor. 50 yıllık meslek hayatına sahip, 50 yıllık bir meslek geçmişine sahip. Ben de Uğur abiye teşekkür ediyorum. Hani şundan dolayı bir mesleki dayanışma gösterdiği için. Hem dayanışma hem kanalın kararını, yeni yönetimin kararını bir protesto anlamına geliyor. Tabii kararı da doğru bulmadığını aynı zamanda ortaya koyuyor. Çünkü sonuçta televizyon ekranı böyle çok oynanacak bir şey değil. Yani hadi sen istemiyorum sen de git, o da gelsin, bu da gitsin diyerek çok kolay televizyonculuk yapamazsınız. Onu da herhalde yeni gelen arkadaşlar düşünüyor. Bir ilke vesaire var mı? Bundan sonra nereye gidecek vesaire? Yani benim bildiğim kadarıyla Şaban Sevinç uzun süredir orayı yönetiyor ve hala koltuğunda ama bir Aslı Baykal ismini duyduk, hı hı, biz. O kim? Deniz Baykal'ın kızı. Vallahi, kanal Deniz Baykal'a mı ait bilmeyenler için? Kanalın tabii sahibi Deniz Baykal. %100 hissesine sahip. Kanalın sahibi ama Baykal'ın, Sayın Deniz Baykal'ın bu konuda bir tasarrufu yok. Hı. Yani çünkü Sayın Deniz Baykal, şunu çok açık yüreklilikle söyleyebilirim, kanala hiçbir şekilde karışmıyor. Bunu çok açık bir şekilde söyleyebilirim. Ne yayın politikasına karışır, ne istihdam politikasına karışır, ne gelirine, ne giderine, hiçbir şeyine karışmaz. O konuda Sayın Baykal'ın bir dahlinin olmadığını da çok yakından biliyorum. Yani kızının kanalın başına geçmesi Baykal'ın karışmadığı şeyini hala sen de hayır hayır mı? Yani kanalın yayın politikasına karışmaz Sayın Baykal. Evet. İstihdam politikasına da karışmaz. Peki. Yani ben Halk TV ile ilgili çok fazla bir şey de söylemek istemiyorum. Anladım. Çünkü anladım. Halk TV ben böyle çalıştığım bir yer, herhangi bir yer gibi olarak da görmediğim için sonuçta bana en zor zamanlarda ekranlarını açtı Halk TV. Her zaman da açtı. İstediğim her şeyi de her zaman konuştum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi milletvekiliyken de konuştum. Milletvekili, evet, olmadan ve milletvekiliğim bittikten kanalla sonra da konuştum. Kanalla ismi bütünleşen insanlardan birisi. O konuda aslında hani Halk TV yönetimine de teşekkür ediyorum. Onca baskıya rağmen mikrofonlarını her zaman, ekranlarını her zaman açtılar. Yarın öbür gün yine gider konuşuruz canım. Yani o bizim sadece sözleşmemiz bitti Halk TV ile. Yoksa hani Halk TV ile kötü de ayrılmadık. Ben, hı hı, arkadaşlara da teşekkür ettim bize ekranlarını açtıkları için. Sonuçta Türkiye'de konuşacak ekran zaten kalmadı. Medyanın yapısını görüyorsunuz. Halk TV'nin de
yaşaması için bizim üzerimize düşen katkı neyse onu da bundan sonra vermeye devam edeceğiz. Bu yumuşak açıklamandan sonra ben bir sorumu iptal ettim. Bir soru soracaktım ama vazgeçiyorum. Ne olduğunu da merak edenler için. Senin sorma hakkın var, benim de cevap verme hakkım var. Sormamak üzere söyleyeyim. Barış belki bilirsin, duymuşsundur. Aha. Rusya'da genellikle çağlık dönemlerinden hala bugünlere kadar gelir. Aha. Erkeklerin bir proteste ediş tarzıdır sakal bırakma. Ha evet. Gerek siyaset gerek idari konular evet. Falan. Buna katılmıyorum derler ve o günden sonra tıraş olmazlar. Seni böyle görünce... Ha yok, ben şundan tıraş olamadım. Önceki gece sabaha kadar çalıştık biliyorsun. Tamam. Dakika dakika sonuçları aktardık. Dün de birkaç sandık başına gittim. Bölgelere gittim, ne oluyor ne bitiyor diye. Bu sabah da aslında bir özel işim vardı. Onu da iptal ettim sırf senin yayınına gelebilmek için. İptal ettim. Evet. Bir de valla biraz da geç uyandım söylemesi ayıp. İzleyicilerimiz de artık beni birkaç gün böyle görsünler. Yok, güzel de olmuş. Güzel de olmuş. O yüzden yoksa bir protestoyla falan ilgisi yok. İstanbul'u kazanmışız, Ankara'yı kazanmışız. Neyi protesto süper, edeyim yani? Süper. O benim kötü niyetimdi. Orayı kapatalım, tam son cümlenden devam edelim. Aha. Evet, seçimler. İstanbul'u CHP evet. Kazandı. Ankara'yı kazandı, İzmir kazanacaktı ve zaten kazandı. Adana'yı, Antalya'yı, Eskişehir, Ardahan, Artvin, Bolu, Bilecik, Kırşehir, Aydın, Muğla, Eskişehir. CHP açısından başarılı bir kampanya mıydı bu? Cumhuriyet Halk Partisi'nin 31 Mart'taki performansı, yani 31 Mart gecesi ortaya çıkan sonuç partimiz açısından, şimdi partili olarak konuşayım artık. Tamam. Partimiz açısından başarılıdır tabii ki. Yani iktidarın bu kadar gaddar olduğu, devlet imkanlarını sonuna kadar kullandığı, devlet imkanlarıyla herkesi tehdit ettiği, şantaj yaptığı, hakaret ettiği, işten atmayla tehdit ettiği, herkesin birbirine düşürüldüğü, ayrıştırıldığı ve medya gücünün acımasızca kullanıldığı bir ortamda valinin, kaymakamın, emniyet müdürünün adeta iktidar partisinin birer temsilcisiymiş gibi hareket ettiği bir yerde Cumhuriyet Halk Partisi'nin aldığı başarı zaten ortadadır. Hı hı. Yeterli midir? Değil. Keşke daha bazı iller vardı mesela. Oraları da alabilseydik. Anadolu'yu açılabilmek açısından. Örneğin Kayseri'yi, Yozgat'ı. Ama onlar da zamanlı olacak. Bunun da ipuçları görünüyor. Sen çok içeriden olduğun için tabii. Başarılıydı genel olarak ama şunlar olsaydı, olsaydı ya da şunlar da başarısız diyeceğin yerler var mı? Ya şöyle... AKP'nin daha çok daha az oy alması lazımdı. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi bir eşiği aştı. Bir kere halk İstanbul'u Cumhuriyet Halk Partisi'ne emanet etti. Ankara'yı emanet etti. Mersin'i, Adana'yı, Hatay'ı 10 puan farkla aldı. Keza biraz yukarı geldiğimizde Muğla'yı yeniden, İzmir'i yeniden büyük farkla verdi. AKP'nin tabii ki bunca yoksulluk, ekonomideki bozulma, dış politikadaki çöküş, iktidarın yaşadığı erozyondan sonra daha az oy alması lazımdı. Ama bir iktidarı değiştirmek çok kolay değil. Hele AKP gibi bir iktidarı değiştirmek çok kolay değil. Çünkü sonuçta AKP artık devlet oldu, devlet partisi oldu. Şu anda biz Türkiye'de bir devlet partisi ve parti devleti sürecini yaşıyoruz. Şu an AKP devletin partisi oldu. Devlet de AKP'nin oldu. Yani o yüzden hem parti devleti hem devlet partisi sürecini yaşıyoruz. Yani düşünsenize Cumhuriyet Halk Partili olmak iktidarın gözünde tırnak içinde söylüyorum terörist olmakla eşdeğer. Yani ne olsaydı daha iyi sonuç alınabilirdi? Şu olur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel seçimlerde gösterdiği performansta ortaya çıkan tek bir şey var. Topluma yeterince güven verememek. Şimdi burada Cumhuriyet Halk Partisi için yeni bir sayfa açılıyor. O yeni sayfa şu. Bir, Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, yeni kazanılan iki büyükşehir belediye olduğu için söylüyorum. Eğer başarılı bir performans sergiler, bu iki kenti, Türkiye'nin kalbi olan bu iki kenti sosyal demokrat anlayışla yönetir. Bu kentleri 24 saat yaşayan kentler haline getirir. Yoksullarla Cumhuriyet Halk Partisi'nin çeşitli sebeplerden dolayı kopmuş olan bağlarını yeniden kurar. Özellikle yoksul kesimlere ulaşıp hem sosyal demokrat politikalarla onları dönüştürür hem de ya arkadaş bu Cumhuriyet Halk Partisi yönetilince de otobüsler çalışıyormuş, vapurlar çalışıyormuş, kente turist geliyormuş.
belediye maaşları gününde verebiliyormuş duygusunu oluşturursa Cumhuriyet Halk Partisi için genel iktidarın yolu açılır. Bu bağlamda hem Mansur Yavaş'ın hem Ekrem İmamoğlu'nun omzunda tarihsel bir yük var. O tarihsel yükü doğru kavrar, doğru politikalarla eğer ileriye taşırlarsa emin olun ki yapılacak ilk genel seçimde Cumhuriyet Halk Partisi'nin Cumhurbaşkanı adayı Cumhurbaşkanlığı koltuğuna oturur. Bu kim kadar olabilir? Açık onu söyleyeceksin sandım. Bunun için çok erken. Siyasette biliyorsun 24 saatte çok şey değişir diye bir söz vardır. Bu bağlamda Cumhuriyet Halk Partisi kendi içinden kadrolar çıkartacaktır. Bu Muharrem İnce olabilir. Belki performansı beğeni toplarsa Ekrem İmamoğlu olabilir. HDP'nin destek vereceği bir aday olabilir. Şimdi haksızlık etmeyelim. Bu seçimlerin İstanbul'da, Ankara'da, Aydın'da, Mersin'de, Adana'da, Hatay'da, Antalya'da kazanılmasının önemli faktörlerinden biri de HDP seçmeninin birlikte yaşama arzusunu ortaya koyup bu arzuyu ve iradeyi Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına oy vermesiyle göstermesinin sonucudur. Evet. Burada Selahattin Demirtaş tabii bizi izleyemiyor internetten yayın yaptığımız için. Selahattin Demirtaş'ın adeta kendisini ortaya koyup bağrınıza taş basın, yaşadıklarınızı unutmayın ama birazcık hatırım varsa faşizme karşı sandığa gidin deyip Cumhuriyet Halk Partisi'ni işaret etmesi HDP seçmeninin blok olarak Cumhuriyet Halk Partisi'ni desteklemesini de beraberinde getirdi. Evet. Ben Halk TV'de katıldığım bir programda 2 ay önce şunu söylemiştim. İstanbul'da Küçükçekmece'yi ve Esenyurt'u kazanan Büyükşehir Belediyesi'nde alır demiştim. Niye? Çünkü oradaki kilit seçmen HDP seçmenidir. Küçükçekmece'de HDP'nin 60 bin, Esenyurt'ta 106 bin oyu var. Ve HDP'nin toplamda 160 bin, 166 binlik seçmeni hem Esenyurt'ta hem Küçükçekmece'de CHP'ye blok oyu vererek bu iki ilçeyi kazandırdılar. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu modeli doğru okuması ve cesur davranması lazım. Arkadaş sen HDP ile yan yana dursan da durmasan da sana terörist diyor mu bu iktidar diyor. HDP'yi gördüğünde aman yan yana görünmeyelim diye tedirgin davranıyorsun. Aynı suçlamaları yöneltiyor mu iktidar? Yöneltiyor. Peki bunun bir karşılığı var mı? Olmadığını gördük 31 Mart'ta. O zaman AKP'nin yaratmaya çalıştığı bu korku duvarını yıkıp geçeceksin. Türkiye'de siyaset sosyolojisinde çok basit bir gerçek var. İktidar olmak istiyorsan ya siyasal İslamcılarla ya da kendisini Kürt kimliğiyle bunu siyasi kimlik olarak ortaya koyan ve bu kültürel haklarını isteyen kesimle birlikte olacaksın. Siyasal İslamcı sana hiçbir koşulda gelmediğine ve gelmeyeceğine göre senin doğal ittifakın Kürtlerdir. O zaman bundan korkmayacaksın, çekinmeyeceksin. Ya Sosyal Demokrat Halkçı Parti bunu geçmişte yaptı. Şimdi efendim AKP bana onu der, bunu der korkusuyla siyaset yapmaya çalışırsan başarılı olamazsın. Evet. CHP Kürtlere yüzünü biraz döndü, biraz utangaçça, biraz korkarak döndü, İstanbul'u Ankara'ya aldı. Ya bu kadar basit siyaset. Ben gittiğim her televizyon programında şunu söylüyorum. Ta seçim sürecinin en başından beri. HDP'lilere yönelik yapılan baskılara Cumhuriyet Halk Partisi'nin karşı durması lazım. Ama HDP'nin de Türkiye'nin siyasi konjonktürünü değerlendirerek ona göre politikalar üretmesi lazım. Yani burada HDP'nin de üzerinde bir sorumluluk var. Şimdi Selahattin Demirtaş'ın tutuklanmasının ardından aslında HDP seçmeninde bir mahcubiyet de oluşmuştu. Çünkü Selahattin Demirtaş'ın tutuklandığı geceyi hatırlıyorum. O gece internet kesildi. Bütün iletişim ağları koparıldı ve Selahattin Demirtaş'ın yanında olamadı Kürt seçmen. O mahcubiyetini şimdi Selahattin Demirtaş'ın isteğini yerine getirerek ortadan kaldırdı. Ki bence Selahattin Demirtaş da bu noktada çok mutludur. AKP iktidarına dört duvarın arasından bile nasıl siyasi bir ders verileceğini gösterdi. Barış, CHP'nin
bu sosyolojiyi doğru okuması lazım. Evet. Ekonomik krizin seçmende yarattığı kırılganlığı doğru okuması lazım. Bir de esas CHP'nin ana gövdesinin, CHP seçmeninin siyasi taleplerini doğru okuması lazım. Burada bir teşekkürü de iktidara yapalım. İktidar öyle bir seçim politikası izledi ki Cumhuriyet Halk Partisi'ni adeta belediyeleri almak için zorladı. Son haftada özellikle hem Süleyman Soylu'nun hem Tayyip Erdoğan'ın yaptığı konuşmalar evet kendi kitlelerinde 1-2 puanlık artış sağladı. Ben hep anlattığım her şeyi araştırma verilerine dayanarak söylüyorum ama hem Erdoğan'ın hem Süleyman Soylu'nun sözleri Cumhuriyet Halk Partisi seçmenini de motive etti ve sandığa getirdi. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçmeni benim 3K olarak nitelendirdiğim kırgınlık, kızgınlık ve küskünlüğü birazcık kenara bıraktı. Ben bu iktidara oyumla bir ders vereceğim dedi. 31 Mart gecesi neyi gördü aslında CHP seçmeni? Genel bir algı oluşmuştu CHP seçmeninde. Ya biz ne yaparsak yapalım sandıklardan bunlar istedikleri değişikliği yaparlar, iktidarı vermezler. Ben her seferinde şunu söylüyordum. Hayır arkadaş, böyle bir şey yok. Eğer biz sandıklarda fark atarsak, tüm sandıkları korursak, tüm sandıkların başına müşahitlerimizi ve görevlilerimizi koyarsak oy çalma diye bir işlem olmaz. Şimdi CHP seçmeni yıllar sonra bir zafer tattı. Zafer demek de aslında doğru değil. Çok böyle şey kavram oluyor ama biraz çatışmacı bir kavram. Bir başarı duygusuyla iç içe geçti. Şimdi şunu gördü CHP seçmeni. Evet ya, ben sandığa gidersem değişebiliyormuş. İstanbul'da bunu gördük. Bakın biz şu anda yayın yaparken Ekrem İmamoğlu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olarak Anıtkabir'i ziyaret etti. 25 yıl sonra bir belediye başkanı, İstanbul'un belediye başkanı Anıtkabir'e gidiyor. Bu CHP seçmeni için dünyadaki en büyük mutluluktur. En Peki. büyük mutluluktur. Şimdi bu mutluluğu Cumhuriyet Halk Partisi'nin daha yukarıya taşıması, araştırmalar yaptırarak kim niye oy verdi, niye vermedi, bunları doğru anlayıp ona göre bir politika izlemesi gerekiyor. Barış epeyce birikimlerini evet çok ya, uzun cevap bak, verdin ama kesmeye de kıyamıyorum. Ya, çok önemli şeyler geldiğinde valla vakit yok, yetmiyor daha, yani. Daha var. Tamam, biraz peki. daha kısa gidelim. Çok önemli şeyler tamam. söyledin. Bu arada Facebook'tan sana selamlar, teşekkürler vesaire bunları gördüm söyleyeyim. Bir iki tane de küçük şey sorayım sana bu deminki değerlendirilerinle ilgili. Kemal Bey, Kemal Kılıçdaroğlu güçlenerek mi çıktı? Artık kurultay falan filan çağrılar olmaz mı? Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde şu anda hiç kimse kurultayı, kongreyi, onu bunu tartışmıyor. Herkes şu anda ilçe seçim kurullarındaki sandıkların ve torbaların başında. Hı hı. Temel önceliğimiz şu anda o oyları korumak. Temel önceliğimiz. Çünkü AKP'nin bir torba operasyonu yapmaya çalıştığının farkındayız. Özellikle sandığa boş atılan oyların değiştirilmesine ilişkin bazı planlarının olduğunu biliyoruz. Buradan da senin programın çok izlendiği için söyleyeyim. Hiç kimse ilçe seçim kurullarının önündeki görevinden ayrılmasın. Şu anda İstanbul'da 40 milletvekili var. Dönüşümlü onlar görev yapıyorlar ilçelerde. Torbalar korunuyor. Çünkü torbalar üzerinden bir operasyon yapılarak Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine bir durum yaratılmaya çalışılıyor. Onun için kongre, kurultay, şu bu bunların hiç Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiç gündeminde yok şu anda. Peki seçim kesin olarak bitti mi? Hani sonuçlar tekrar gündeme getirilir, değiştirilir, yeniden seçim yapılır. Hiçbir şey çıkmaz oradan. Hı. Onlardan hiçbir şey çıkmaz. Niye çıkmaz? Çünkü mesela 100 oy, 150 oyluk bir fark olsaydı belki AKP'nin itirazlarından bir sonuç alınabilirdi. Ama ortada 25 binin üstünde bir fark var. Ki siyasetle yakından ilgilenenler, seçime girenler, bu işlerle uğraşanlar 25 binlik farkın çok büyük olduğunu bilirler. Hani dışarıdan bakıldığında ya 25 bin falan denilebilir ama 25 bin fark çok büyük bir farktır. Evet. Hani sandık açısından söylüyorum. Onu öyle yeniden oyları sayarak falan değiştiremezsiniz. Niye değiştiremezsiniz? AKP boş bir işle uğraşıyor. Arkadaş, oylar verildi. Bunlar tutanağa yazıldı. Senin orada görevlin var. CHP'nin görevlisi var. Öyle değil mi? Hı hı. Saadet Partisi'nin var. Başka katılan partiler kimse, işte Bağımsız Türkiye Partisi, TKP falan filan kimin varsa var. Hepsinin gözünün önünde zaten yazılmış bunlar. Hakan, ben seçim gecesi
sonuçları dakika dakika yayınladım. Belki görmüşsünüz. Evet, evet, izledik, seni de Cumhuriyet Halk Partisi'nin örgütlerinden aldığım sonuçlardı. Ne dedim o gece sabah? 27.500 oy önde dedim. Ama iki sandık var. Bunların içinde iptaller olur. İmamoğlu'na verilen oylar olur. Boş olur, şu olur, bu olur ama fark dedim 26-27 binin altına düşmez. E ne oldu? Kadıköy'de iki sandığa itiraz ettiler. Saydırdılar. Sayıldı. Ekrem İmamoğlu'nun 450 oy daha fazla aldığı görüldü. Şu anda Ekrem evet. İmamoğlu'na 450 oy daha yazıldı. Evet. AKP boş bir işle uğraşıyor. Kendi seçmenini de sanırım bu sürece alıştırmaya çalışıyor. AKP'nin şu anda yapmaya çalıştığı şey şu. Tabii alabilirse Ekrem İmamoğlu'nun elinden almak istiyor. Onu yapamayacaklarını biliyorlar. Zaten dikkat edersen hem Tayyip Erdoğan hem Ömer Çelik çok ılıman konuşuyor. Evet. Evet. Şu anda kendi seçmenlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni kaybettiklerine alıştırmaya çalışıyorlar. Evet, evet. Aslında operasyon o yani. Tayyip Erdoğan ilk gece söyledi. Evet, ya. Yani evet. Tayyip Erdoğan şimdi Allah aşkına benim önüme gelen sonuç Tayyip Erdoğan'ın önüne de gidiyor. Oradan gördü zaten Tayyip Erdoğan. Eğer Tayyip Erdoğan bu seçimin kazanılmış olduğuna inansaydı hem Binali Yıldırım'ı hem Mehmet Özaseki'yi yanına alır balkona çıkartırdı. Çıkartırdı yani. Binali Yıldırım nerede? Saatlerdir yok ortada. Barış, bugün önemli bir bilgi vereyim. Ekrem İmamoğlu'nun kazandığını AKP şundan da kabul etti. Bugün Binali Yıldırım'a Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yeni bir oda verildi. O ne demek? Geriye dönecek. Aklıma bu çok sayıda caps, zeki caps'ler geliyor. Binali Yıldırım'la ilgili neler neler, işsizlik vesaire, evet. Bir zamanlar başbakandır diyen. Benim soracağım... İşsiz bırakmazlar, Cumhurbaşkanı yardımcısı yapabilirler. Tabii ki, tabii ki. Ekrem İmamoğlu, hı hı. Böyle bir fenomen çıktı diyebilir miyiz? Çünkü biliyorsun ilk başlarda seninle de konuşmuştuk. Hı hı. Az bilinen birisi, %4 falan kimsenin... Ki niye bunun adım 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 geldi, kendini kabul ettirdi, belli bir sempati yarattı ve kazandı. Bir fenomen şimdi mi artık İstanbul Büyükşehir, siyasi hayatımızda? İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adaylığı çok büyük bir koltuk. Bir kere aday olduğunuzda bütün kameralar, bütün flaşlar, bütün ekranlar size dönüyor bu medya ambargosuna rağmen. Bu bağlamda Ekrem İmamoğlu tanınma konusunda bir başarı gösterdi. İki, Ekrem rol yapmıyor. Ben tanıyorum, benim iyi arkadaşım. Yıllardır neredeyse 10 yıldır tanışıyoruz. İlçe başkanlığından beri tanışıyoruz. Ekrem hakikaten rol yapmıyor. Öyle biri. Sahici biri. Tam onu söyleyecektim. Siyasetin en önemli unsuru zaten sahiciliktir. Hani bizim televizyonda bir laf vardır bilirsin. Kamera bu adamı sevmiyor derler. Yani kim rol yapıyor televizyonda, kim sahici, kim değil. Bunu izleyici çok iyi anlar. Şimdi Ekrem kendisi gibi çıktı ortaya. Avantajı da şu, belediye başkanları zaten genelde öyle olurlar. Çünkü belediyeyi yönetebilmen ve belediye seçimini kazanabilmen için herkesten oy alman lazım. Yani herkes derken %100'den değil de belli bir çoğunluktan. Ekrem'in bir de avantajı şu, Ekrem hayatın içinden geliyor. Esnaflık yapmış, işletme kurmuş, yanında insan çalıştırmış. Bürokrasiden gelmiyor. Siyasetçi bürokrasiden gelince halkla çok kolay ilişki kuramıyor. Tayyip Erdoğan'ın en büyük avantajlarından biri de o. Evet. Hayatın içinden gelmesi, ticaret yapması ya da parti örgütlerinde mücadele etmesi. Şimdi sandığı biliyor Tayyip Erdoğan. Seçmeni biliyor. Seçmenin ruh halini biliyor. Seçmenin nasıl sürükleneceğini biliyor. Bakın son hafta Tayyip Erdoğan araştırmaya göre AKP'ye 2 puan kazandırdı. Son hafta. Çıktı, her şeyin sorumlusu benim dedi. İki, bu seçim hesaplaşma seçimi değil, kırgınlığı bırakın kenara dedi. Kendisini ortaya koydu, 2 puan daha yukarı çekti. Şimdi bunlar çok kolay işler değil. 2 puan dediğinde dışarıdan bakıldığında falan diyorsun ama 1 milyon insan demektir 2 puan. 1 milyon insan. Düşün, bir arkadaşını bir konuda ikna edemiyorsun değil mi? Son dakikalar kısa cevap bak, verebilirsen. Böyle 20, ya, kısa cevap sevgili verebilirsen. Sevgili izleyiciler, Hakan Aksay beni çağırıyor. Programı 50 kilometre o taraftan geliyorum. 25 dakika konuşturuyor. Bak vallahi kimseyi protesto etmiyorum ama seni protesto edeceğim en sonunda. Sakal bırak onun için. Evet. Peki kısaca söylemek gerekirse seçimi kim kaybetti? Seçimi AKP ve MHP kaybetti. MHP Devlet kaybetti. Bahçeli, Süleyman Soylu, Tayyip Erdoğan ve Hulusi Akar kaybetti. İyi Parti, Saadet Partisi. Saadet Partisi doğru bir strateji izledi. Vaktimiz olmadığı için çok az anlatayım. Saadet Partisi Millet İttifakı'nın içinde olunca seçmeni AKP'ye kaçıyor. Kendisini Millet İttifakı'ndan ayrıştırdı. AKP'nin karşısında doğru konumlandı. Oyunu korudu.
Yine büyük bir soru ve küçük bir cevap rica ediyorum. Bu kadar da antidemokratik bu program. CHP'nin stratejisi, muhalefetin genel stratejisi beka sorunu değildir. Ekonomik evet. sorunlar, yerel sorunlar vesaire üzerineydi. O noktada ben de görüştüm Kemal Bey'le ve sordum. Seçimlerde büyük kentleri alırsanız erken genel seçim gündeme gelir mi dedim. O şartlarda biz böyle bir şeyi gündeme getirmeyiz dedi. Gelir mi? Kemal Bey'in, Sayın Genel Başkan'ın senin programında öyle demesi gayet doğal. Siyasetçiler evet. öyle demiş. Seçimden önceydi bir de. Seçimden önce. Çünkü AKP seçmeninde bir tedirginlik yaratmak istemiyorlardı. Doğru stratejiler kurdular. CHP stratejisini şunun üzerine kurdu. Bir, ekonomi. İki, yerel seçimi yerel seçim gibi tutmak. Genel seçim karakterine dönüştürmemek. Bu bağlamda epey de başarılı oldular. Israrla patlıcanı, biberi, patatesi, soğanı, mutfaktaki yangını anlatarak doğru bir strateji izlediler. Yerel seçimle de belediye başkanlarını öne çıkartarak bakın biz bu kentleri yönetiyoruz, yönetmeye de talibiz diyerek bir güven yarattılar. Muhalefet istese de istemese de, iktidar da istese de istemese de ben Türkiye'de 2020 yılının Haziran ya da Temmuz ayına doğru bir genel seçim olacağını düşünüyorum. Neden diyeceksin? 17 yıllık AKP iktidarına baktığında 1,5 yılda bir seçim yapılmış. Genel seçim, yerel seçim, referandum, şu bu hep 1,5 yılda bir seçim olmuş. Tayyip Erdoğan seçmenini şarj etmek isteyecektir. Çünkü 4,5 yıl kalmasına hiç izin vermiyorlar. Niye? O 4 yıl eğer kalırsa seçmen, AKP seçmeni yanlış gidişatı sorgulama imkanına sahip olur. Ne yapacak? Sürekli dinamik tutarak, sürekli seçim atmosferinde, sporcuların sürekli antrenmanında olduğu gibi tabanını sürekli antrenmanda tutmak istiyor. O yüzden 2020 yılında koşullar Türkiye'yi bir genel seçime sürükleyecektir. O da çok değişik sonuçlar verebilir. Evet. Peki çok teşekkürler Barış. Devlet Bahçeli de yeni bir partner arayışına girebilir. Çünkü artık Tayyip Erdoğan'ın da siyaseten inişli olduğunu herkes görüyor. Barış arkadaşla 25 dakika konuşulmaz, 30 dakika konuşulmaz. Onunla saatlerce konuşulur. Halk TV'yi de anlamaya çalışıyorum. Son kararı itibariyle geldi buraya. Programın bir sürü maddesini benim sorduğum sormadığım çok ayrıntılı, enteresan bilgiler verdi. Arada beni de protesto etmeyi unutmadı. Sağ olsun, var olsun. Barış arkadaş. Sakalım Hakan Aksa'yı protesto edeceğimi bilerek uzattım. Benim de sakalım var, ben susuyorum. Bugünlük program bu kadar. Önümüzdeki programlarda yeni konuklarla bir arada olacağız. Hoşçakalın.